Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi sakın unutmayın. İkimizin yerine 389. bölüm özeti şöyle. Payal Santi'yi düğünden sonra odasına çıkarır. Daha sonra ise biraz geçtikten sonra Vivek Santi'nin odasına gelir. Vivek Santi'ye düğün hediyelerini veriyor. Vivek daha sonra Santi'ye yaklaşmak isterken Santi bağırarak yerinden kalkıyor. Santi'nin gözü önüne Surav'ın ona yaptığı tecavüz gözünün önüne geliyor. Bu yüzden Vivek'in ona yaklaşmasını istemiyordur. Vivek onu anlayışla karşılar ve onu sakinleştirmeye çalışır. Ertesi gün Vivek ve Santi güzel bir kahvaltı yaparlar. Ve Santi Vivek'ten dün gece için özür diler. Vivek ise onu anlayışla karşılar. Kalyani'nin evinde ise Poja etkinliği yapılıyordu. Ve Kancan orada tatlı yiyince rahatsızlanıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Hastanede Kancan'ın rahminde tümör olduğu ve acilen rahminin alınması gerektiğini Jagdish herkese söyler. Ve bundan sonra Kancan anne olamayacaktır. Kancan'ın ailesi her ne kadar ameliyata mani olmak istese de Kalyani buna izin vermez ve onun acilen ameliyata girmesi gerektiğini söyler. Daha sonra Amol bir dilenci tarafından okuldan kaçırılır. Ailedeki herkes Amol'u arıyordur fakat kimse Amol'u bulamaz. Amol ise dilenci tarafından kilitli bir odada saklanıyordur. Manish, Kancan'ın anne olamayacağını öğrendiği zaman anlayışla karşılar. Fakat Manish'in ailesi ona karşı çıkar. Manish'in ailesi Kancan'ın anne olamayacağını öğrenince Kalyani'ye telefon eder ve onlar gelince Kancan'ı alıp götürmelerini söylerler. Kalyani ise bir çözüm üreterek Manish ve Kancan'ın bir çocuk evlat edinebileceğini söyler. Bakalım Manish'in ailesi bunu kabul edecek mi? Özetimiz bu kadar arkadaşlar. Yeni bölüm özetinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.